Yeni bir videodan herkese merhaba. Bu videoda sizlere girmiş olduğumuz yağışlı periyotla ilgili detaylı bilgiler vereceğim. İç bölgelere e, yağmur, yine yurdun tamamına aslında yağmur, yüksek kesimlere ve doğu bölgelere kar geliyor. Bunun hakkında sizlerle detaylı bir video çekmiş olacağız. Destek amaçlı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Ve videoya başlamadan önce yine bir konu hakkında daha duyuru yapmak istiyorum. E, edit programımı ayrıca kayıt şeklimi değiştireceğim. Yani bu video önceki tipte gördüğünüz videoların sonuncusu olacak. Bundan sonra biraz değişime gideceğim. Bu değişim bana kalırsa iyi olacak. Geliştirme aşamasında şu anda deneme sürecinde diyelim. Zaman geçtikçe geri dönüşlerinizi alacağım zaten. Şimdi isterseniz yavaştan videoya geçelim. Öncelikle bu videoyu 10 Nisan tarihinde çekiyorum. Bugün günlerden pazartesi. E, yurt genelinde hatta yurdun tamamında yağış var. Bugün, yarın ve çarşamba günü özellikle bu 3 gün boyunca yurdun tamamında kuvvetli yağış hakim. Batı bölgelerde sıcaklıklar 12-13 dereceleri geçmeyecek 2-3 gün boyunca. Doğu ve güneydoğu bölgelerde ise toz taşınımı mevcut ve kuvvetli yer yer kuvvetli yağışlar mevcut. Yağmur şeklinde bu yağışlar. Bin rakım üstü yerleşkelerde bu yağış kendini yavaş yavaş karla karışık yağmur ve kar şeklinde gösterebilir doğu bölgeler adına. Şu anki haritamızda yarının öğle saatlerini görmektesiniz. Fark ettiyseniz Batı Karadeniz üzerinde bir basınç merkezi var. Bu basınç alçak basınç merkezi. Bunu biraz daha güneyli yakalayabilseydik batı bölgelerin tamamında kuvvetli yağış olacaktı. Şu anki veriler yağışı daha çok İstanbul ve çevresi için biraz kısıtlı tutuyor. Ayrıca Kuzey Ege için. Keşke biraz daha güneyde yakalayabilseydik. Ülke geneli için bu yağışlar çok kat ve kat artabilirdi. Marmara bölgesinde yağışların kuvvetli olması ve uzun süreli olması e, yine bu basınç merkezine bağlı. Fark ettiyseniz ayın 12'sindeyiz şu anda. Yaklaşık olarak bugünden itibaren 2 gün geçti. Ve bu 2 günlük süreçte basınç merkezi halen Batı Karadeniz açıklarında ve Marmara açıklarında. E, bu da yine yağışı olduğu gibi bırakmasına sebep oluyor. Şuradan gün gün ilerlettiğimizde Yine basınç merkezinin hareketini görebilirsiniz. Karadeniz'e doğru hareket yapıyor ve iç bölgeler, doğu bölgelerde de yağmura sebep oluyor. Ayın 13'ünde doğu bölgelerde bakın yüksek kesimlerde kar yağışını görme ihtimalimiz mevcut. Bu da yine 800 ila 1000 rakım üstü yerleşkelerde kar şeklinde kendini gösterecektir. Gece saatlerini görüyoruz. Ayın 14'üne gelmiş bulunmaktayız. Batı bölgelerde sıcaklıklar artışa geçti. Ve e, ayın 15'ine geldiğimizde ayın 15-16'sından sonra zaten ülke genelinde yaz havasını yaşamaya başlayacağız diyebilirim. Bu yağışlı periyotta ayın 25'ine kadar sürecek bilginiz olsun. Birçok ilde barajlarımız tam dolduk seviyesine ulaştı. Hala da artmaya devam ediyor. Bu yaz için güzel bir haber. Susuz kalmayacağız demek. 3D modellemede genel görünüm o şekildeydi. Şimdi sizlere dörtlü Vixars'ın grafiklerini göstereceğim. Rüzgarla ilgili yapmamız gereken bir uyarı tam anlamıyla yok. Çok kuvvetli değil zaten. O yüzden rüzgar grafiğine çok fazla dikkat etmeseniz de olur. Üst kısımda yağışı, sağ üstte sıcaklığı ve sağ altta da yine kar örtüsünü görebilirsiniz. Bu da yine beklenen yağışların ortalamasıdır. Yurt genelinde yağışlar kuvvetli yağmur şeklinde kendini gösteriyor. Sol üstteki haritaya bakmanızı istiyorum. Yine Güneydoğu Anadolu'da Önümüzdeki 1-2 günlük süreç içerisinde yeniden sel haberleri alabiliriz. Yine kuvvetli yağış bekleniyor. Özellikle Akdeniz açıklarında ve Güneydoğu'da şimşek aktiviteleri görülmesi muhtemeldir. Ee, yağış yurt genelinde dediğim gibi devam ediyor. Doğu'da da rakıma bağlı olarak bu yağış kendini kar şeklinde gösterecektir. Sağ alttaki haritaya bakarsanız da ayın 12'si ve 13'ünden sonra Doğu bölgelerde de yaklaşık olarak ortalama 5 santim civarında kar beklentisi var. Van Gölü çevresi, yine Hakkari, Şırnak kesimleri, Erzurum, Erzincan, Artmin, Rize'nin iç kesimleri buralarda rakıma bağlı olarak kar görülme ihtimali mevcut. Sıcaklık haritasına bakarsak ayın 11 ve 12'si itibariyle alçak basıncının da etkisiyle Marmara'daki soğuk havayı görebilirsiniz. Çok kuvvetli değil. Mevsimine göre serin bir hava taşıyor. Bu da yine yağışın bir sebeplerinden bir tanesi ayın 16'sını geçtik 17, 18'ine geldiğimizde sıcaklıkların arttığını görebilirsiniz doğu bölgelerden itibaren. Ayın 23, 24 ve 25'ine baktığımızda da artık ülke genelinde yaz havasını hissetmeye başlayacağız diyebiliriz. Görünürdeki modeller en azından bunu söylüyor. ECMF'nin bu ortasında da yine alçak basıncı çevreleyen yani yüksek basıncı yani Rex blokajını görebilirsiniz. Bu da yine soğukların coğrafyamızda bir süre etkili olmasının sebeplerinden bir tanesi. Sıcaklık haritasında da yine serin kütlenin İç Anadolu'ya kadar giriş yaptığını görebilirsiniz. Ee, kısaca özet geçecek olursak şu anda serin ve yağışlı dalgalar almaya devam ediyoruz. Bu dalgalar arka arkaya geliyor. Barajlarımız için iyi haber. Ee, çok soğuk olması iyi değil. Ekinler için zarar verebilir bu mevsimde özellikle. Ancak ayın 17 ve 18 itibariyle kuzeyimizden de başlayarak Avrupa genelinde ve ülkemizde, coğrafyamızda ısınmalar görülecek. Yaz havasına yavaş yavaş geçiş yapacağız. Ee, videomuz bu şekildeydi. Buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın destek amaçlı. Bir sonraki videoya kadar da kendinize iyi bakın. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğim. Hoşçakalın.